Dostlarım, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Önce bir para çekiyoruz, sonra yemek yiyoruz. Ondan sonra akşam antrenman yapacağım. Akşamki antrenmanımı size çekeceğim. Kol antrenmanı yapmayı düşünüyorum. Şu Cafe Tiger var, burada Kaplan Cafe var bir tane. Ben buraya bayağıdır görüyordum ama merak ediyordum yemeklerini falan. Çünkü oranın sahibi uzaktan böyle bir arkadaşım oluyor benim. Bir de onu da göreceğim aslında. Merak ettim yemeklerini falan. Deneyeceğim ama önce bir şuradan bir para çekelim. Çünkü benim kartım yok. Herhangi bir banka kartı falan kullanamıyorum. Yani hiçbir türlü banka kullanamıyorum ama her ATM'den farklı şekillerde, farklı bir yerde olan paramı çekiyorum. Çok karışık bir şeyler anlattım size ama şuradan bir 2 dakikalık bir işlem sonucunda paramı çekeyim. Sonrasında şu Kaplan Kafe'ye gidelim. Orada bir ne yiyeceğim bilmiyorum ama yine bir cheat meal yapacağım. Yani yine yemeği yapacağım. Ondan sonra da spora gideceğiz. Ufaktan çekeceğim işte. Bakalım neler yapacağız. Büyüdük sanki. Formu toparladık ha. Ne dersiniz? Baksanıza. Şimdi siz diyorsunuz ki o kadar cheat meal yapmana rağmen nasıl böyle açık kalıyorsun, nasıl böyle karnın açık? Bilmeyenler de hemen diyor Groft kullanıyor falan, o yüzden. Bir kere ben Groft kullanmıyor, o kadar az kullanıyorum, bunu size söyleyeyim. Minik bir dokunduruyorum sadece. Sabah uyanıyorum mesela, aç karnımı ufak bir yapıyorum. Çok az yapıyorum dediğim gibi, asla fazla yapmıyorum. Bu formumun toparlanmasını falan asla ona bağlamayın. Formumun toparlanması tamamen benim kas hafızamla alakalı, geçmişimle alakalı, vücudumu tanımakla alakalı. Yemeğimizi yiyelim, sonra spora gidiyoruz. Yemeğim geldi. En büyük hamburgerden söyledim ama neyse, elimi zaten bulaştıracağım. En büyük hamburgerden söyledim ama en büyük hamburgerleri bu kadar. Bu yani. Değişik bir hamburger yapmışlar. Hiç videolardaki gibi değil. Her seferinde aynı şey diyorum. Kola içeceğim. Yalnız şekersiz kola. Bir önceki aynı bu şekilde çektiğim videoda önce yemek, yine hamburger, sonra da antrenman videosunda şekersiz kolumu bayağı şaka yapmışsınız, ironi yapmışsınız, dalga geçmişsiniz. Hamburgerin yanında şekersiz kola falan diye. Gördüğünüz gibi yine şekersiz devam. Dostlarım, bunu gömüyorum ben. Bunu gömüyorum, sonra antrenmana gideceğim yavaş yavaş. Antrenmanda bir sürprizim olabilir size. Bir kişi olabilir, arkadaşım. Sosyal medya ufak ufak kullanan bir arkadaşım olabilir. Bunu bir yiyeyim ben önce, bunu bir gömeyim. Ondan sonra... Bu arada bugün kol çalışacağız antrenmanda. Bakalım, bunu bir yiyelim. Puccino. Şu trafiğe bir çözüm bulsunlar ya. Çok fazla trafik var ya, çok. Hatta su alalım bir tane hemen. Kral, ne kadar su? 3 kavrum. Al sana 2 lira. Allah razı olsun. Eyvallah. Bu trafikte yapılacak en güzel şey su içmek abi. Başka hiçbir şey yapılmaz yani. Bak, video başlattım ya, şu anda hızlandı. Video biraz şanslı geldi bana. Biraz video açık gidelim bari. Aynen, video açtım, hızlandı, birazdan durur ama yine. Gençlerin yaptığı en büyük hata paralarını tutamamak. Para kazanmak çok kolaydır ama önemli olan, yani asıl muhabbet, parayı tutmaktır. Para harcamak çok kolaydır, herkes para harcar. Para kazanmak da zordur. Önemli olan gereksiz şeylere para harcamayıp o paranızı tutmaktır. Bakın mesela adamlar büyük ihtimal bu suyu 25 kuruşa veya 35 kuruşa falan alıyorlar. Buzluğa koymuşlar. Buz yapmışlar, trafikte satıyorlar. Yani dediğim gibi para kazanması zor. Paranızı tutmanız önemli olan. Bana sorarsanız ben hiç tutamıyorum. Bak, açık söyleyeyim, kazandığım bütün parayı anında yiyorum. Ama bunu bir gün aşmam lazım, aşmamız lazım yani. Ben hep şu kafadayım, ulan hayata bir kere geliyoruz. Para hani tutmama gerek yok ama ileride buna pişman olacağıma eminim çünkü büyük sözü her zaman doğru çıkıyor ve büyükler her zaman parayı tutmamızı söylüyor. Bakalım, bir zaman ah diyeceğiz de ne zaman diyeceğimi bilmiyorum ama
yaptıklarımdan pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. Oh, buz gibi. O kadar güzel geliyor ki bu sıcakta. Yalnız videoyu harbiden başlatıyorum. Trafik devam ediyor. Videoyu kapatıyorum. Trafik duruyor. Dostlar, şimdi size bir şeyden bahsediyorum. Ondan sonra videoya geçiş yapıyorum. Bu tişört benim için çok önemliydi. Bu tişörtü ben güzel bir paraya, güzel bir zamanda almıştım. Yani ne kadar oldu biliyor musunuz? Çok uzun zaman oldu. Bu arada şu elimdeki dolabımın anahtarını da şuraya atalım. Bu tişörtü uzun zaman önce aldım. Burada size söylemek istediğim olay, tişörtün sizi göğüs kısmınızı sıkmadan ölmeyin, tamam mı? Yani göbek kısmını değil de göğüs kısmını sıkması gerekiyor tişörtün. Size bakın, göğüs kısmı sizi, beni sıka sıka, ben bu tişörtü idmanlarda giymezdim normalde. Son zamanlarda idmanlarda giymeye başladım. Şöyle gösterebiliyor muyum? Bakın, şurası yırtıldı. Burası yırtılmış. Burası yırtılmış. Burası yırtılmış. Burası yırtılmış. Buralar yırtılmış. Şurası yırtılmış. Yani gördüğünüz gibi demek ki büyümüşüm ve göğüs kısmım büyümüş. Tişört artık dayanamıyor bana. Yani bu demek oluyor ki doğru yoldayım. Tişörtleriniz sizi bu taraftan değil de bu taraftan sıkmalı, tamam mı? Ve bu duyguyu yaşamadan, yani bir tişört giydiğiniz zaman bu taraf sıkıyorsa problem var demektir. Ama bu taraf sıkıyorsa her şey yolundadır. Şu anda arkadaşlarım geliyor. Burak Temel diye bir arkadaşım var. İstanbul'a geldi. Benle de görüşmek istedi. İşte dedi, antrenman videosu çekelim kanka. Kahve içelim kanka falan filan. Tamam dedim, olur. Bir arkadaşıyla birlikte geliyor. Arkadaşını tanımıyorum. Burak'ı da çok fazla tanımıyordum da zaten dün öyle bir oturmuşluğumuz var. Benim çalıştığım spor salonuna geldi. Yani benim sürekli çalıştığım spor salonuna geldi. Orada bir tanıştık, oturduk falan. Şimdi antrenman yapacağız onunla. Ben kol diye odakladım kendimi ama bugün benim bütün gün işim vardı. Buraklar da beni beklediler. Beni beklerken sürekli bir şeyler yemişler. Hamburger yemişler. Bir tane de hamburger yemişler. Gitmişler Starbucks'ta hem kahve hem kek falan yemişler. Yani dolayısıyla baya baya yemişler. Biz de büyük bir kas grubu çalışalım dedik. Bari bunları elimizden geldiği kadar yıkalım dedik. Sırt yapacağız. Bugün sırt yapacağız. Bu tişört de son defa giyiyorum bu tişörtü. Bunu idmandan sonra terli bir şekilde çöpe atacağım. Gördünüz. Bu güzel bir şey. Tişörtün buralardan yırtılması güzel bir şey. O zaman antrenmana geçiyoruz. Biraz Burak, biraz ben yaptıracağım antrenmanı. O şekilde bir antrenman düşüneceğim. İlk hareketi ben yaptıracağım. Sonra sıra sıra onlardan rica edeceğim. Dolayısıyla karma güzel bir antrenman yapacağız. Size de yardımcı olacağız. Geçelim antrenmana. Salon bayağı kalabalık. Ama umarım daha kalabalık olur ya. İnsanlar spor yapsın yani. Harbiden bak, burada adım atacak yer olmasın. Burası çok kalabalık olsun abi. Çok kalabalık olsun burası. Burak, bro, hoş geldin ya. Bugün sırt yapıyoruz, belki birer rakette kol yaparız. İyi gider, sıra kol iyi gider. Şöyle yapacağız, 4 hareket yapalım. Tamam. 2 hareket sen yaptır, 2 hareket ben yaptırayım. 2 hareket benden olsun, 2 hareket senden olsun. Aynen, o şekilde güzel bir antrenman yapalım, çocuklara örnek olalım. Tamam. Yapıştıralım, geçelim. Dostlar, önce bir parkur olmayı ısınalım. Sonra başlayacağız. Sonra şakaya başlayalım diyorsun. Yapıştır bro. Şu anda ısınıyoruz, daha antrenmana başlamadık. İlk hareketi ben yaptırıyorum, ondan sonra Burak yaptıracak. Isın bro, let's go. Pardon, ilk hareketi söylüyorum. Parfix yapıyoruz hemen ardından, süpersin. Buradan göğsü çıkıyor, çocuklar tamam. Biliyor zaten. Gençler hızlı ya, bunlar bilmez olur mu? Bunların bilmediği... Bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? 5 vakit namaz. Kardos, salon çok kalabalık. Hem beni çek, aynı zamanda burayı takip et. Tamam. Kimse geçmesin bak. Tamam, tamam. Kimse geçmesin. Tap kaçak oynuyoruz yani ha? Önce buradayız, aynen öyle. Şunu şöyle yapıyoruz kardos. Burada en az şöyle bir 10 tane yapalım. 10-12 tekrar. Burada 10 tane yapalım. Tamam. Şurada maksimum. Maksimum, tamam. Tamam.
Bravo. Aynen. Burada maksimum yapıyoruz. Hadi. Kırma. Ne yaptın sen ya? Cayır cayır mı? İyi hadi. Agresif. En sonunda evet. Da şöyle bir sürpriz yap kanka kendine. Aynen. Hareketi tamamladık yani. Güzel. Ona yaklaş en azından. Ona bir yaklaş aynen. 2, 3, 4 row, 5. Let's go bro. Kanka çok fazla arkana yaslanma, tamam mı? Yukarıdan çek. Onu istiyorum senden. Aynen öyle çek. Çok arkana yaslanma. Aynen. Bu şekilde yap. Bravo sana bro. Maksimum. Dostlarım ilk hareketimiz bu. Bütün hareketleri 4 hareket yapacağız. Bütün hareketleri 4 set tekrarlarımızda fazla görüyorsunuz. Yapıştıracağız. Her hareketin her setini çekmeyeceğim. Her hareketten birer hareket çekeceğim. Birer set çekeceğim. Ama ne kadar yaptığımızı şuraya yazarım. Görürsünüz. Hocum bu hareket sende. Bir daha bir söylesene be, çocuklara da söyle. Arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi dirsek kanada teğet geçiyor. Çok açarsanız kanadınızı hissedemezsiniz. Dostlarım kolu çok fazla çekmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi dirseğiniz vücudunuza yakın bir şekilde pik sırtınızı hissederek çekiyorsunuz. Dirseğinizi yani Allah'a emanet yapmayın. Vücudunuza yakın her zaman. Arada gördüğünüz gibi Burak'ın da yaptığı gibi. Tek kol tek kol çalışıyorsunuz. Bunu biz 20 tekrar 20 tekrar yaparız. 4 set. 4 set. Let's go bro, aynen öyle. Dirseğiniz yapışık gördüğünüz gibi kolunuza. Evet Buram devam. Hadi bakayım biraz hırçınlaş bakayım. Kontrollü bir şekilde. Sırtımı hissederek. Sıkıyorum. Yavaş yavaş bırakıyorum. Damarları da çekiyorum da sıkıntı olur mu acaba? Telif yiyebiliriz. Olabilir. Damar telif ha. Porno çekmek yasak YouTube'da biliyorsun. Başla. Bir sonraki hareket. Önce cable'dan, hemen ardından barbell. Burak let's go bro. Sen de. Güzel bir antrenman oluyor. Aynen öyle bro. Dostlarım bu halatta aşırı ağır yapmayıp biraz daha fazla bir tekrar yapıyorsunuz. Hemen ardından bara geçtiğiniz zaman bar biraz daha ağır olsun. Bu hareketle bu arada biz ekstra kendimizi zorlamıyoruz.
Ama bundan sonrakinde en sonda, en son hareketimizde ekstra zorlarız kendimizi bir tane. Harbiden zorlarız. Zorlayacağımız bir hareket yaparız. Bro'cum. Sırtın son hareketi. Yorulduk. Ateşli ateşli. Ufak bir yarışalım diyorum. Ne yapıyoruz? 40'lık, ya? 40'lık dumbbell'la dumbbell row yapalım. Tamam. Kim daha fazla yaparsa ama mesela sağ sol toplam. Eşit yap yani ona göre. Birlikte, tamam. Aynen. Tamam. Sağda bir maksimumunu bitir. Sonra o kadar yaptığın kadar solda da yap. Evet. Tekte bitirmeyeceğiz o yani. O zaman çekiyorum sen. Önce tamam, sen. Tamam. Aynen hadi bakalım. Önce ben mi? Önce sen 40'larla. Hadi bakalım. Yarışmaca Burak Temel. Kim kimin eline verecek? 2 3 4 Burak biraz hareketten çalıyor. Ben de çalacağım. Çalacağım. Kaç oldu? 7 12 14 15 16 Bravo bro. 17 18 19 Helal lan sana. 20 Çok güzel. Hadi bir 20 de yerinden patlat. Patlat bro. Burak'ın Instagram hesabını yazıyorum. Takibi alın. Güzel çocuk. Makara yapıyor. Kendince YouTube kanalı falan var. Onunla abone de olabilirsiniz. Destek olun yani çocuğa. Güzel bir çocuk. Destek olunması gereken bir çocuk. Öyle diğer kaşarlar gibi değil, anladınız mı? Brom 20-20 attı. Bakalım ben kaç kaç atacağım. Bu arada bizim antrenmanımızın son hareketi. Artık harbiden ağır yapıp sonra evimize gideceğiz. Tebrik bro. 20-20. Hadi bakalım kaç çıkacak. Let's go. Devam maşallah. Devam. 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 Ah. 18, 17, 19, 20. Güzel. Kaç oldu? Vallahi sen de 25 olmuştu. Ya 25. Ben 22 saydım. 20'ye geçtim. Tamam 21 tamam, olsun. 22. 21, 21, 21. İyi tamam. Kola geçeceğiz. Kolda da antrenman yapıyoruz. Sonra bitiriyoruz. Harikasın bro. Hadi let's go. Şöyle bir yan yana duralım mı? Bro'cum. Form veriyorum ben. Bunu bir poz vereyim bari. Off deyin kanka. Dinlenme zamanı. Ver. Verdim. Adam bu maile. Klasik fizik. Or atletik fizik. Klasik değil oğlum. Bacak var. Şimdi... Oğlum bayağı büyük değil mi bacakların? Tek bakıyormuş. Vuruyor mu? Vuruyor vuruyor çok güzel. Çak bro. Brom'la normalde sırt antrenmanımız bitti. Ama dedi ki... Burak dedi kanka dedi orada ağır yaptık, güzel yaptık. 3 set yaptık maksimum, harbiden yorulduk. Dedi ufak bir cila yapalım dedi. Dedi hafif bir lat buldan patlatalım dedi, cila yapalım dedi. Ben enseye yaptım, o göğüse yapıyor. Güzel bir antrenman oldu. Vanneyle antrenman yapınca tabii antrenmana doyum olmuyor. Normalde antrenman bitmişti ama üstüne bir tabii cila iyi gider dedik. Ufak bir şaka yapalım dedik yani. O kadar da olsun. Hadi. Let's jam. Güzel, bravo. Vallahi tişörte kuru bir yer kalmadı. Pazartesi
Pazartesinin kalabalığına da yakalandık ama idman bayağı keyifli geçiyor. Normalde bitecekti. 2 set yaptık. 6 set oldu, hala devam ediyoruz valla. Bayağı sardı idman ha bro. Oğlum ağır yaptık ya. Tabii. Şu an çok tatlı geliyor bize. Aynen. Bu şu an şekerleme niyetine. Arkadaşlar, antrenmanımdan çıktım. Antrenmandan sonrası sıcak havalarda tişörtümü değiştirdim. Gördüğünüz gibi donumu da değiştirdim. Hatta parfüm sıktım ama temsili olarak tekrardan sıkalım baba. Parfümünüzü sıkıyorsunuz antrenmandan sonra, tamam mı? Deodorantını sıkıyorsunuz, duşunuzu alıyorsunuz. Çoraplarınızı değiştiriyorsunuz. Şimdi bana diyeceksiniz ki ayakkabıyı neden değiştirmedin? Ayakkabılarım çantamda zannediyorum. Arabamda unutmuşum, o yüzden değiştirmedim. Bunlar çok önemli bakın. Kızlar temiz, erkekleri sever. Siz kendinizi evet. Düşünün yani. Temiz bir karıyla birlikte olmak ister misiniz, olmak istemezsiniz. Önce siz kendinize dikkat edeceksiniz. Daha sonra karşınızdakinin dikkat etmesini bekleyeceksiniz. Bunlar çok önemli detaylar, unutmayın. Sizi seviyorum. Antrenman bitti ama video bitmedi. Şimdi Burak'ın son günü. O yüzden Burak'ı ufak bir gezdireceğim. Bir bebek sahile falan götürürüm. Ufak bir ortama sokayım onu. Ondan sonra kaçacak zaten İzmir'e. Güzel bir antrenmandı. Sırt antrenmanı yaptık. Ufak da bir cila da yaptım. Güzel. Kankam görüşürüz. Videodaydım. Tamamdır. Var mı çocuklara söylemek istediğim bir şey? Bir motive sözü ver bari. İyi sporlar diyelim. Tam bir antrenör. Tam bir mekli antrenör. Burak birazdan İzmir'e geri dönecek. Çocuk İzmir'e geri dönmeden onu bir bebek sahile getirdim. Burada bir martı yapacağız. Birazcık dedim sahile görsün. Burayı gündüz görse daha güzel olurdu. Bak mesela dün Büyükçekmece'ye götürdüm onu. Büyükçekmece sahile götürdüm. Orayı mesela gece görebilirdi. Ama burayı gündüz, burası gündüz çok başka. Yani şu karşıyı görmen lazım, anladın mı? Aydınlık aydınlık görmen lazım. Boğazı bir aydınlık aydınlık görmen lazım. Burası ayrı ayrı güzel de. Hani çocuk uzun zaman göremeyecek. Gündüz görmesini isterdim ama gece de güzel tabii burası. Burada bir martı yaptıracağım onu. Belki bir de yemek ısmarlarım ona. Sonra... Ne diyeceksin kardeşim? Burak'la geldik antrenman sonrası, yine cheat meal. Bak ben bu videonun olmaz. Bu videonun olmaz. İlk başı yine benim yediğim hamburgerle başlıyor. Vallahi hep cheat. Normalde antrenman öncesinde yerim. Yani açık söylüyorum, kaçmam, çocuklar biliyor zaten, antrenman sonrasında genel olarak yapmam. Ama bugün yapmış bulunuyorum. Bugün özel bir şaka yaptık o zaman. İşte hep kime kardeşim diyorsak onlar bize sıkıntıya sokuyor. Hep onlar bize. Ben bir daha gelmeyeceğim o zaman. Bandır bir de. Bandır hata aldın abi. Güzel. Afiyet olsun kardeşim. Birazdan da martı falan yaparız. Güzel bir gün oluyor. Adamsın. Telefonu abiye veririm. Şov dedin abi. Çeker misin kanka? Adam. Şov dedin. Tamam, şov ağzına vereceksin yani. Deme öyle de. Kanka vurdum o yediğim meseleyi. Afiyet olsun. Allah uzun yıllardır ilk defa yiyeceğim yani. Burak ağzını alırken he. Nasıl kardeşim? Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Burnuma değdirdi ya tatlı. Sen de değdirdi mi? Hayır. Abi o zaten kural ya. Değdirmeden olmuyor. Ben şu an öğrendim. Yemin et bak kaç defa geldim hiç değdirmediler burnuma. Abi değdirmeden olmaz. Burak değdirmeden Burak çıkmaz diyorlar ya. Gülümse. Burak Temel martıya biniyor. Keyifli değil mi? Çok iyi. Devam çekeceğim ben seni biraz hadi. Çocuklar gibi eğleniyoruz amına koyayım. Güzel ama şimdi buradan bebekten bir başladık. Yeniköy'e kadar martıyla devam edeceğiz. Orada bir de kahve içeriz. Ama içemeyiz çünkü koronadan dolayı biraz sıkıntı. Zaten çok doyduk ya. Bir de dondurma yedik onun üzerine. Bir de baklava yedik. Uf. Dondurmayı nasıl yedik ama?
Dondurmayı da güzel yedik. Burundan. Baklavayı öyle yedik burundan. Severim burundan. Dostlarım artık geldik videoyu kapatmaya. Videoyu kapatmaya geldik artık. Burak artı 100 olduğu için. Çünkü sen 100 kilo ve üstüsün kardeşim. O yüzden evet, aynen ben de 85'im hani çok bir farkımız yok da bu martı için 1 kilo bile çok fazla. Bak gaza bir basıyorum. Benimkine yazılım atalım. Seninkine yazılım lazım. Aynen. Hadi geç beni bak. Bastın frene geç beni. Ha Burak. Bak Rumeli Hisarı'na bak. Rumeli Hisarı. Çocuklara da göstereyim Rumeli Hisarı'nı. Bak. Gaza bir basıyorum. Tabii tabii gezmeden olmaz. Güzeldir Rumeli Hisarı. İşte Stay Fish yazalım. Bir de popcorn, egzoz. Aynen güzel olur. Kırmızı şortlu. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Kırmızı şortlu dedim. Baktı bize karı, baktı ya bize lan. Dostlarım videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burak'la güzel video oldu. Burak İzmir'den geldi. Kanka dedi tanışalım. Tanıştık. Daha dün yani Instagram'dan birbirimizi tanıyorduk ama yeni tanıştık yani. Yeni gördük birbirimizi. Güzel çocuk. Gezdirdim onu biraz İstanbul'u. Tanıştık, sohbet ettik. Babam ne? Nostalji misin be kardeşim? Güzel olmaz mı? Dostlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tam derken videoyu kapatıyordum ama hadi şu Burak abi yetişelim. Burak abi geçelim mi? Onunki bayağı yavaş. Bir de şimdi ağır. Aslında Martı'da çok problem yok. Burak çok ağır. Artı 100. Martı biraz zorlanıyor. Can çekişiyor. Burak arabalar şu ışıkların sağında kardeşim. Oradan beni tahrip et. Şu ışıklar var ileride. Oradan sağa döneceğiz. Arabalar orada. Gel. Dostlarım çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Oo, düşüyordum az daha. Son olarak boğazı çekeyim size. Hadi görüşürüz bakalım. Bay bay.